Merhaba sevgili seyirciler. Bir Dünya İş'in bu bölümünde elektronik teknisyeni Sayın İsa Uysal'la birlikteyiz. Hoş geldiniz İsa Bey. Hoş bulduk. Tabii ki elektronik ve teknisyenlik deyince aslında yaptığınız farklı işler var. Özellikle İTÜ'de, Teknokent'te bunların hepsini soracağım ama ilk önce elektronik teknisyeni neler yapar? Elektronik teknisyeni şöyle, biz aslında şöyle başlayayım konuya. İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent girişimi olan İTÜ Çekirdek'te bulunuyoruz. Orada bir girişim gerçekleştirdik açıkçası. Bir proje yaptınız aslında. Evet. Çok da önemli ve çok yeni başladınız buraya. Türkiye'de yeni bir servis alanı oluştu açıkçası. Yerinde tamir hizmeti dediğimiz. Akıllı telefonlara yerinde servis hizmeti sağlıyoruz bu proje kapsamında. Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent'te bu projemizi geliştiriyoruz açıkçası. Yaklaşık 9 aydır Teknokent'te Çekirdek bünyesinde bulunuyoruz. Projemizi Türkiye, şu anda İstanbul genelinde faaliyetteyiz ama yavaş yavaş Türkiye geneline yayma çabasındayız açıkçası. Bu şekilde. Küçük Çekirdek projedesiniz ama Çekirdek'te bir kadronuz var. Yani evet. Aslında şöyle, Çekirdek'i şöyle bahsetmek lazım. Bir fikri olan insanların aslında oraya gelip başvuruda bulunup daha sonra jüri karşısına çıkıp bu projelerin hayat bulabileceği kanısına varılırsa Çekirdek'i kabul ediyorlar. Orada hızlandırılmış bir programa tabi tutulduktan sonra gerekli eğitimler aşamalardan geçtikten sonra şu anda da görebiliyoruz İsa Bey. Evet. Gerekli aşamalardan geçtikten sonra Teknokent mi burası da? Evet, bazı resimlerde Teknokent'teki tamir görüntüleri yer alıyor. Bazı resimlerde de yerinde servis hizmeti verdiğimiz firmaların ve kişilerin bulunduğu yerler. Çünkü biz evlere de gidiyoruz. Ofis alanlarında da hizmet verebiliyoruz. Zaten Teknokent'e geçtikten sonra, İTÜ Çekirdeğe geçtikten sonra yaklaşık 20 adet firmayla anlaşma yaptık bu kapsamda. Kurumsal anlaşmalara devam ediyoruz halihazırda. Oradaki öğrenciler de gelip burada staj görebiliyor mu? Evet, görebiliyorlar. Veya olup bilişimi veya bu konuda eğitim gören gerek elektronik üzerine veya farklı konular üzerine sizle beraber oluyorlar mı? Tabii ki. Aslında bunun için biz bir yeni program başlattık geçen ay itibariyle. Cepte Tamir Akademi adında. Bu akademide yer alan arkadaşlar aynı zamanda bizim teknik servis ekibimizde bulunan arkadaşlar. Bunları sertifikalandırıyoruz. Aynı zamanda da İstanbul Teknik Üniversitesi'de okuyan son sınıf öğrencileri ya da işte teknik merakı olan, akıllı cihazlara merakı olan kişileri burada eğitime tabi tutup bünyemizde daha sonra şey yapabiliyoruz, bulundurabiliyoruz yani bu arkadaşlar için. Size gelip bu konuda staj gören eğitim kişiler alabiliyorlar. Eğitim alıyor. Aynı zamanda sertifika da alabiliyor. Tabii ki bu sertifika alıp önemli bir detay. Eğer gerekli yeterliliğe ulaştığı takdirde de biz bunu görürsek işe de başlatıyoruz hemen hızlı bir şekilde. Tabii ki her bir eğitim, her bir sertifika gençler için çok önemli. Evet, çünkü kesinlikle. Çünkü üniversiteyi de bitirseler ileride farklı alanlarda bu sertifikaların çok önemi olacak. Cep telefonlarını tamir ediyorsunuz. Evet. Hem yerinde hem şehir şehir gidip de yapabiliyorsunuz. Tabii ki İstanbul Teknik Üniversitesi'nin içinde de Çekirdek olarak. Peki cep telefonu tamir edilince eski haline alabiliyor mu? Yoksa atılabiliyor mu? Açıkçası şöyle bir özel iddiamız vardı bizim. Türkiye'deki akıllı telefon çöplüğüne artık bir dur demek istiyorduk. Çünkü akıllı telefonlar maalesef pahalı fiyatlara satın alınıyor ve bunlar tamir edilmediği takdirde ya yastık altında bırakılıyor ya da çöpe atılmak durumunda kalıyor. Türkiye'de önemli bir pazar payına sahip akıllı telefonların sahip olduğu pazar bakımından. Bunlar tamir olmadığı takdirde açıkçası gayri safi milli hasılamızdan gidiyor ve bizim geleceğimizden, çocuklarımızın geleceğinden çalmış oluyoruz. Biz de açıkçası bunu da düşünerek, yani başka düşündüğümüz şeyler de var. Türkiye'nin geleceğine de yatırım olsun diye akıllı telefonları tamir edelim. Bunu çok büyük kapsamda yapalım, yani ulusal anlamda yapalım, globale taşıyabilirsek global anlamda yapalım diye yola çıktık açıkçası ve böyle bir özel nedenimiz, sebebimiz de var.
açıkçası. Böylelikle de telefonlar tamir edilip kullanıma giriyor. Çünkü evet. Telefonların serisi ve farklı markaları çıktığı zaman, bir üst serisi çıktığı zaman hemen değiştiriliyor. Evet. Kullanım alışkanlığımız maalesef öyle. Ama biz açıkçası son zamanlarda bu kullanım alışkanlığı cepte tamir hizmetiyle beraber farklılaştı diyebiliriz. En azından bizi deneyimleyen bu zamana kadar 1556 kişinin bu şekilde düşündüğünü söyleyebilirim. Tamir ettiniz çünkü evet, bu rakamı. Evet. 1556 kişinin telefonunu biz yerinde tamir hizmeti sunduk. Bunların arasında işte kurumsal firmalar da vardı. Kişisel tamir hizmetlerimiz de vardı. Bu 1556 kişiden duyduğumuz geri dönüşler hep şu şekildeydi. İyi ki telefonumu tamir ettiniz. Bu telefonun tamir edilebileceğini düşünmüyordum. Eğer bu telefon tamir edilmemiş olsaydı ben bu telefonu çöpe atacaktım ya da kenarda bırakacaktım. Dolayısıyla iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Yani ekonomiye geri kazanım anlamında. Çok doğru. Hı-hı. Doğru bir işti zaten. Güzel bir sektördesiniz. Hı-hı. Çünkü devamlı bol olan yani herkesin elinde neredeyse bir tane değil artık. İki, evet. Üç telefonlar. İsterseniz var. Ben size birkaç rakam da verebilirim bununla Lütfen. Alakalı. Türkiye'de yaklaşık 70 milyon akıllı telefon kullanıcısı var. Bunların yaklaşık 66 milyonu internete bağlı şu anda. Akıllı telefonların kullanımı esnasında bizim kullanım alışkanlıklarımız maalesef birazcık kötü. Çünkü telefonlarımızı biz genelde akşam şarja takıyoruz ve sabaha kadar şarjda kalmasını sağlıyoruz. Evet. Aslında bu çok yanlış bir uygulama. Evet, genel kanı bu şekilde. Yani akşamdan sabaha kadar şarjda tutarız. Ama bu telefonumuzun batarya ömrünü ve telefonumuzun kullanılabilirliğini kısaltmaktan başka bir işe yaramıyor maalesef. Onun için yani bu anlamda da destekler veriyoruz kullanıcılarımıza, internet sitemize girip bize dönüş sağlayan kullanıcılarımıza da bu şekilde danışmanlık hizmetleri de verebiliyoruz. O zaman bu şarj olayını hemen çıkartıp o dolduğu zaman bırakmaları ve telefonu sabaha kadar bırakmamaları gerekiyor. Evet, kesinlikle. Zaten 1,5-2 saat içerisinde telefonu kullanıcının şarj olabiliyor. Bundan sonraki şarj süresi, telefon ne kadar süre şarjda kalırsa telefon için zararlı olmuş oluyor ve bu bir maliyet ortaya çıkartmış oluyor açıkçası. Çünkü 2 yıl normalde yetmesi gereken bir pil ömrü 2 yıldan önce çok çabuk 6 ay içerisinde bozuluyor ve bataryayı değiştirmek durumunda kalıyor. Biz firmalar için, bu işle uğraşan insanlar için belki iyi bir şey gibi gözükebilir ama açıkçası biz kullanıcılarımızın bilinçli kullanıcı olmasını istiyoruz. Gerektiği süre içerisinde 2 yıllık garanti süresi doldurduktan sonra bu işlemleri yapmak istiyoruz. Bataryaların daha uzun ömürlü olması için de onun fişten, prizden çekilmesi evet, gerekiyor. Evet, kesinlikle. Odalarda da hatta telefonların bırakılmaması isteniyor uyurken. Burada bir şey var mı? Hani radyasyon yiyor. Vallahi radyasyon evet, o kötü bir şey. Radyasyon konusunda zaten bilim adamları gerekli araştırmaları yaptılar ve kamuoyuyla paylaştılar ama bu şu anda gerçekçi olan bir şey var ve sık sık yaşanıyor bu. İnsanlar telefonunu başucunda şarja taktığı zaman sabah büyük bir felaketle uyanabilirler, Allah korusun. Çünkü biz geçenlerde bir içerik paylaşmıştık ve bu içeriğe çok büyük bir ilgi alaka oldu açıkçası. Yurt dışında ya da işte Türkiye'de yaşayan bir kullanıcı telefonunu şarja takıyor ve sabah uyandığında telefonun kablosu omzuna dolanmış vaziyette, yanmış vaziyette, hastanede alıyor soluğu. Allah'tan vefat etmiyor. Yani o ucuz kurtarıyor. Fakat her zaman böyle olmayabilir. Yani biz kullanıcılara her zaman şunu tavsiye ediyoruz. Telefonunuzu prize taktığınızda bu sizin gözetiminizde olsun. 1,5-2 saat içerisinde telefonunuz normal şarj değerlerine ulaşacaktır. Hemen şarjdan, prizden çekin. Hem elektrik tüketiminden kazanmış olacaksınız hem de telefonunuzun uzun süre kullanımını sağlamış olacaksınız. Bu şekilde paylaşıyoruz. Tabii ki telefonu tamir ederken bazen telefonlar patlıyor diyorlar. Hatta birkaç haberlerde izlemiştik. Böyle olasılık var mı? Var açıkçası ama orada bir nüans farklılığı var. Tamir ederken değil aslında. Telefonlar tamir ettirmemek için direnen kullanıcıların aslında bu tip olaylar başına geliyor. Yine yaklaşık bir iki ay önce bir olay özellikle TV kanallarında çokça döndü bu. Bir servise gidiyor kullanıcı. Serviste eliyle oynarken telefon
patlıyor bataryası, önemli bir markanın. Ama orada markanın bir suçu yok. Yani telefon kullanıcısı büyük bir ihtimal yan sanayi bir şarj cihazı kullandı. Bu da telefonun bataryasına etki etti ve şişirdi. O şişme neticesinde eliyle oynarken de o telefon bataryası patlamış oldu haliyle. Telefon bataryalarını eğer biz 2 yıl içerisinde kullanırken batarya ömrü %40'da %30'dayken kapanıyorsa bunu bilmeliyiz ki artık bataryamızın pil ömrü bitmiştir ve artık telefon tamircimizle görüşme vaktimizin zamanı gelmiştir. Bu şekilde algılarsak önüne geçmiş oluruz, bu tip problemlerin önüne geçmiş olabiliriz diye düşünüyorum. En çok hangi problemle telefonu tamire getiriyorlar? Yani yazılar mı siliniyor yoksa bataryasından mı? Evet. Aslında bunu izleyicilerimiz hemen tahmin etmiştir. En çok düşmeden dolayı, darbeden dolayı ekran kırılması maalesef. Fırlatmaların. Evet, fırlatma olabiliyor. Bazen düşürme, bazen üzerine oturma şeklinde. Ama en çok karşılaştığımız ekran kırılması. Daha sonrasında kullanım alışkanlıklarımızdan dolayı bataryanın ömrünün bitmesi. Daha sonra kulaklık, mikrofon, şarj problemi. Bu tip problemlerle sık sık karşılaşıyoruz açıkçası. Ses çok gelmiyor, duyamıyorum, evet, edemiyorum diye. Evet. Orada biraz da herhalde kullanma hatası da vardır. Terlemeler veya ıslaklıklar. Kesinlikle mevsime göre kullanım hataları oluşabiliyor. İçerisine işte terimiz kaçabiliyor, kulaklığımız nemlenebiliyor, mikrofonumuz nemlenebiliyor. Yani her an zaten biz günde ortalama 4-5 saatlik bir telefon kullanma oranıyla dünyada birinciyiz. Yani en çok telefonu her an elinde tutan milletlerden birisiyiz ve birinci sıradayız. Haliyle bu böyle yapınca da telefonla her an baş başayız ve telefonumuzun başına bir şey gelebiliyor. Yani bizim 6. duyumuz haline gelmiş durumda telefonlarımız. Yani sabah evden çıktığımız zaman telefonumuzu unuttuğumuzu düşünebiliyor musunuz? Hemen geri dönüyoruz ve telefonumuzu almak zorunda kalıyoruz. Yani telefonsuz bir hayat düşünülemez aslına bakarsanız. Ve ben şunu defaatle aslında söylemek istiyorum hem izleyicilerimize. Telefonlarımız bozulduğu zaman, arızalandığı zaman kesinlikle ve kesinlikle kenara koymayalım. Yani yastık altı diye tabir ettiğimiz, yani bunun tamiri çok fazla olur, işte tamir edilemez vesaire. Doğru kişilere ulaştığınız zaman telefonunuz kesinlikle tamir olacaktır. Cepte tamir hizmetini biz açıkçası bundan dolayı ortaya çıkarttık bir girişim olarak. Telefonlar normal yerleşik servislerde, garanti servislerinde uzun prosedürler olduğu için, 20 iş günü gibi bir sürede yapıldığı için ve telefonlarımızı yedekleme düzenleri olmadığı için, sistemleri olmadığı için bu tip sorunlardan dolayı ortaya çıkmış bir girişimiz aslında. Çünkü bizim bir iddiamız var. 20 günlük servis süresini 20 dakikaya indirme gibi bir iddiamız var. Yani biz 20 gün boyunca serviste bekleyecek olan bir cihazı geliyoruz gözünüzün önünde. Siz de yüz yüze, face to face şeklinde 20 dakika içerisinde problemini giderip Türkiye'de ilk defa uygulanan, garanti servislerinin bile uygulamadığı 2 yıl garanti süresiyle garantilendirip kullanıcımıza teslim ediyoruz. Günde ne kadar telefonu tamir edebiliyorsunuz? Bizim kapasitemiz şu anda günlük olarak 100 adet ama bizim hedefimiz İstanbul genelinde günde 1000 tane hedefine ulaşmak. Şu anda onun için uğraşıyoruz. Çeşitli kanallarla, TV kanalı değil yalnız, pazarlama kanallarıyla gerçek hedef kitlemize ulaşmayı planlıyoruz. Çünkü yerinde tamir hizmeti, cepte tamir hizmeti açıkçası daha olmayan bir hizmet, yeni yeni ortaya çıkmış olan bir hizmet. Zaten geçen aylarda TV'lerde, gazetelerde bu yer aldı. Artık özel hizmetler, insana özel yapılan hizmetler, yerinde yapılan hizmetler trend halinde şu anda. Onun karşılığını da görüyoruz açıkçası. Bayi kanalımız açık olmadığı halde, bayi başvuru kanalımız açık olmadığı halde şu ana kadar 285 adet. Yayında da belki gelmiştir, o sayıyı ekleyebilirim. Belki de şu anda bile hala geliyordur. Evet, geliyor. 285 adet bayi başvurusu aldık. İl ve ilçe bazında söylüyorum bunu. Yani Türkiye, Anadolu'da bu işe çok rağbet var açıkçası. Çünkü artık yavaş yavaş lüks olmaktan da çıkacak bir süre sonra. Çünkü insanlar bu hizmeti gerçekten evlerinde, ofislerinde, yani servislerde zaman kaybetmek istemiyoruz artık. Yani zamanımız artık çok değerli günümüz insanının ve bunu parayla satın alabiliriz. Yani cepte tamir hizmeti sayesinde bu paramızı ödeyerek zamanı geri satın alabiliyoruz. Tabii bu şekilde. O anda trafikteyseniz bir fax göndermeniz gerekiyorsa veya mail atmanız gerekiyorsa, hı hı, bir toplantının ön hazırlığını yapmak istiyorsanız
o cep telefonundan bütün bu işleri yapabiliyorsunuz. Evet, kesinlikle. Yani orada da iş dünyası için de çok önemli. Yani artık teknoloji çok önemli. Her ne kadar ben bu açıdan çok iyi olmasam da gerek telefon kullanma açısından da ama işlerin çok hızlı olması için de artık hayatımıza kesinlikle akıllı telefonlar, tabletler, her şey girmiş durumda. Hı hı. Ve bunların da tamir edilerek eğer bozulmuşsa kullanıma dönüşmesi gerekiyor. Evet, ekonomiye tekrardan değer olarak geri dönmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki birçok şeyin cep telefonlarının denizden çıkartıldığını görüyoruz. Denizden temizlendiğinde. Bazen de böyle bir söylentiler var. Ya bir dakika, cep telefonun yanında dinleniyorsundur. Veya uydudan seni takip ediyorlar. Biraz komplo teorileri olarak size teknik olarak bu sorular geliyor mu? Çok geliyor. Özellikle biz müşterinin, son kullanıcının gözünün önünde bu işlemleri yaptığımız için çok samimi bir şekilde ilerliyor zaten sohbet. Ve bu soruları biz alıyoruz açıkçası. Ama böyle şeyler var açıkçası. Yani yetkisiz bir servise bıraktığınız zaman, tanımadığınız insanlara telefonunuzu bıraktığınız zaman kaçak yazılımlarla takip programları yükleyebilirler. İçerisindeki bilgilerinizi kopyalayabilirler. Çünkü bulut ortamında, yani sanal ortamda saklandığı için artık bütün telefonların işletim sistemleri buna uyumlu. Her telefon markasının, modelinin bir bulut sistemi var ve bu bulut sisteminde siz resimlerinizi, özel bilgilerinizi, maillerinizi, yazışmalarınızı hepsini orada tutuyorsunuz ve bunların her an çalınma riski var. Yani tamir esnasında en çok bunlar başına geliyor zaten son kullanıcılarının. Dediğim gibi yetkisiz yerlere bırakılan telefonların her an bu tip şeyler başına gelme ihtimali var. Tabii ki sorulacak o kadar çok şey var ki, çünkü teknik konu, teknoloji çok önemli. Evet. Bunun arkasındaki siz değerli oyuncular çok önemlisiniz. Ve sihirbazlar diyelim. Çünkü o güzel şeylere ulaşımı hemen tamir edip kişilere geri veriyorsunuz ve işlerini kolaylaştırıyorsunuz. Kesinlikle. Ve İTÜ'de çekirdek girişimi yapıyorsunuz. Birçok öğrenciyi, birçok meraklıyı da burada eğiterek sertifika verip onlara da farklı iş sahaları açabiliyorsunuz. Siz de daha farklı konularda tekrar tekrar sohbet etmek isterim. Bunları buradan seyircilerimize aktarmak isterim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim size. Çok mersi. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, eğer bir telefonunuz bozuksa, kırıksa lütfen onu çöpe atmayın. Çünkü her bir attığınız telefon ekonomiye zarar.